Sen ne yapıyorsun burada? Hoş geldin hayatım. Ben de geç kalacaksın diye korkmuştum. Aman Ender, çekil. Bak çay da hazır. Tam annenin sevdiği gibi. Sen ne istiyorsun benden ya? Beni delirtmek mi istiyorsun ha? Söylesene. Şş, annen duyacak. Yoksa kadının yine rahatsızlanmasını mı istiyorsun? Ben bunca zaman seni nasıl tanıyamamışım? Nasıl bu kadar kör olabilmişim? Ailemi bile kandırmayı başardın. Ama eninde sonunda gerçek yüzünü onlar da görecek. Sen var ya, şeytansın, şeytan. Benimle iyi geçinmeye bak Aylin'im, yoksa canımı çok kötü yakarım bırak seni. Bırak beni, git başımdan. Sen benim başımın belası mısın ha? Bırak beni. Aşkım, şimdi ailecek çok güzel bir film izleyeceğiz. Ha bu arada senin için harika bir sürprizim var. Gidiyorum ben. Ailem de sana inanmak istiyorsa inansın, yeter artık. Sana tavsiyem şu filmi izlemeden hiçbir şey yapma. Kararın değişecek sevgilim. Evet sayın seyirciler. Şimdi izleyeceğiniz film bu zamana kadar çekilmiş en iyi aldatma filmlerinden biridir. Bu seneki Oscar ödüllerinde özellikle kadın oyuncu dalında favori gösterilmekte. Ender yeter. Şşş, sakın. İşte sayın seyirciler, sabırsızlıkla beklediğiniz filmimiz. Nasıl? Sevgilim, nasıl? Beğendin mi? Hı? Beğendin mi? Sen manyaksın. Nereden buldun bunu? Çok kolay oldu. Eğer sen kuzu kuzu dediklerimi yaparsan hiç sorun çıkmaz. Yok, illa bildiğimi yaparım diyorsan annen de baban da biricik kızlarının neler çevirdiğini seyrederler. Tamam mı? Yani bana kalsa seyretmemelerini tercih ederim. Ne de olsa ikisi de yaşlı ve hasta insanlar. Değil mi karıcığım? Bu tür şeylere kalpleri dayanmayabilir. Ama sonuçta senin annenle baban. Ve bu senin kararın. Kapat şunu. Evet Aylin Hanım, ne diyorsun? Son karar mı? Aylin. Cevap ver. Yeter. Cevap ver, konuşsana. Cevap ver. Kapat şunu. Söyler misin bana? Tamam. Ne istiyorsan olsun, tamam. Merhaba anneciğim. Aa, ne oldu? Niye kapadınız televizyonu? Hani güzel bir aşk filmi seyredecektik. Hoş geldin bebeğim. Bu film bozuk çıktı anneciğim. Ama merak etmeyin, ben başka bir film daha almıştım. Ne zamandır böyle bir arada film izlememiştik. Aferin Ender, iyi düşünmüşsün. Değil mi Aylin? Ya. Hadi gel. Anneciğim, bundan sonra size ben bakacağım. Üzülüp tekrar öyle hastalanmak yok. Ah Ender'cim, bir de Aylin'le olan sorunlarınızı halletseniz ne iyi olacak. O da olacak anneciğim, hiç merak etmeyin. Her şey düzelecek. Bu arada dün gece Aylin benden özür diledi bile. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Ben çıkıyorum anneciğim. Aa, kahvaltı etmeden mi gideceksin? Hastanede bir şeyler yerim. Geç kaldım. Ben de seninle geleyim. Seni hastaneye bırakıp işe öyle geçerim.
Hoşça kalın anneciğim. Güle güle çocuklar. Kızım bana bir kahve yapıver. Bol köpüklü olsun. Peki efendim. Rol yapmaya devam et. Eminim annen şu an pencereden bizi izliyor. Bak nasıl bildim. Aa, lütfen karıcığım sen yorulma, ben kullanırım. Beni kızdırmazsan sorun çıkmaz. İğrençsin, senden nefret ediyorum. Artık bizim de bir bebek yapma zamanımız geldi. Minicik, şirin bir bebek. Böylece mükemmel bir aile oluruz. Hem annem babam da buna çok sevinirler. Sana diyorum, alo. Bu gece bebek yapmaya ne dersin? Hı? Hiçbir çocuğun senin var olduğun bir cehennemde yaşamasına izin vermem. Laflarına dikkat etsen iyi olacak Aylin Hanım. Senden bir çocuk doğuracağıma ölürüm daha iyi. Öyle mi? Deli misin be ne adam? Ne diyorsun be? İşine bak sen. Hadi.